Şimdi vektörel hızı tanımladık. Konumdaki, konum vektöründeki değişim olarak. İvmeyi de tanımlayabiliriz. Yine tek boyutta yaptığımızın aynısını vektörlerle yapacağız. Diyelim ki parçacığımın T0 anındaki hızı V0 olsun. T1 anındaki hızı da V1 olsun. Hızındaki değişim son hız V1 eksi ilk hız V0. Bu iki vektörün farkı ve iki vektör farkı yine bir vektör olduğundan bu bize bir vektör verecek. Hızdaki değişim bir vektördür. Bu değişimin gerçekleşme süresi bu vektör bu değişim T0'da başladı, T1'de bitti. Toplam T1 eksi T0 kadar sürdü. Ve ivme dediğimiz şey yine birim zamandaki değişim olduğundan ortalama ivmeyi T0 anından T1 anına kadar parçacığımın ortalama ivmesini son hız eksi ilk hız bölü son zaman eksi ilk zaman olarak tanımlayabilirim. Yine hızdaki değişim bir vektör. Onu bir sayıya böldüğüm zaman elde ettiğim şey yine bir vektör olacak. Yine nasıl ki vektör hız bir vektörel bir büyük nicelikti. İvme de burada vektörel bir nicelik olarak karşımıza gelecek. Şimdi, üç boyuttaki ivme ile tek boyuttaki ivmenin şöyle önemli bir farkı var. Mesela şöyle bir şey düşünelim. Arabada hareket gidiyorsunuz. Arabanın göstergesi işte saatte 60 kilometrede sabit. Ve bir virajdan dönüyorsunuz sabit saatte 60 kilometre hızla. Hız göstergeniz hiç değişmiyor. O 60'ta sabit. Ama yine de ivmeli bir hareket yapıyorsunuz. Çünkü virajda döndüğünüz için ilk başta hız vektörünüz bu yöndeyse virajda döndükçe hız vektörünüzün yönü artık bu yöne oldu. Vektörünüzün yönü değiştiği için vektörünüz değişti. Dolayısıyla vektörünüz değiştiği için de yaptığınız hareket yine ivmeli bir hareket. Vektörün boyu değişmediği halde yönü değişirse bile hareket yine ivmeli bir hareket olur. Tek boyutta tek olasılık hızınızın büyüklüğünün değişmesiydi. Ama üç boyutta harekette büyüklüğü kadar yönü de değişebilir. Herhangi hızdaki herhangi bir değişim yaptığınız hareketin ivmeli bir hareket olmasına yol açacaktır.